Pandemi döneminde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet başvuruları. Adana'da kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 1998 yılından bu yana bağımsız kadın dayanışma merkezi olarak çalışan AKDAM, düzenli olarak merkeze gelen başvuruları izlemekte ve raporlamaktadır. AKDAM'da danışmanlık süreçleri başvuru formları üzerinden kaydedilerek yıllık izleme raporları haline getirilir. İzleme raporunda görüşme şekli, telefon, internet, yüz yüze, maruz bırakılan şiddet türü, yapılan yönlendirmeler, kadınların medeni halleri, ulaşılan şehirlerin istatistik bilgileri ve karşılaşılan temel sorunların nitel verileri yer almaktadır. Merkezimizde yapılan başvurularda ilk görüşme, görüşme eğitimi alan gönüllülerimiz tarafından yapılmaktadır. Derneğimize başvurular, telefon, yüz yüze ve internet yoluyla gerçekleşmiştir. Önceki yıllara oranla telefon ve internet başvuruları çok daha yüksek olmuştur. AKDAM, Adana'da hizmet vermekte olan bir danışma merkezi olmasına karşın, Türkiye'nin her bir yanından aranmıştır. 2020 yılında AKDAM'a Adana içinden %55 oranında kişi başvurmuşken, bu oran 2021 yılındaysa %68 olmuştur. Adana dışındansa 2020 yılında %45 oranında, 2021'de %32 oranında başvuru yapılmıştır. Yakınlarını arayanlarla konuşurken çok dikkatli bir inceleme yapılmış, kişinin şiddet uygulayan olup olmadığını emin olunduktan sonra bilgilendirme yapılmıştır. 2020 yılında yapılan görüşmelerin %15'i yüz yüze gerçekleştirilirken, 2021 yılında bu oran %9'a düşmüştür. Telefonla görüşme oranı ise 2020 yılında %70, 2021 yılında %64 olmuştur. Diğer bir görüşme şekli olan internet yoluyla görüşme ise 2020 yılında %15 iken 2021 yılında %27'ye ulaşmıştır. Kadınların maruz kaldıkları şiddet türü oranlarına baktığımızda, fiziksel şiddet oranının 2020 yılında %32, 2021'de ise bu oranın %42 olduğu görülmüştür. Psikolojik şiddet 2020'de %31, 2021'de ise %32 oranında görülmüştür. 2020 yılında ekonomik şiddet %24 oranındayken, 2021 yılında %17 oranında görülmüştür. Maruz kalınan cinsel şiddet oranı ise 2020'de %10, 2021'de %6 şeklindedir. Dijital şiddet oranı da 2020 ve 2021 yıllarında %3 olarak kayıtlara geçmiştir. AKDAM'a başvuranların gereken desteği alabilmesi ve maruz kaldıkları şiddetten uzak kalıp korunmalarını sağlamak amacıyla yönlendirmeler yapılmaktadır. Danışanlarımızın 2020'de ŞÖNİM'e yönlendirilme oranı %75, 2021'de ise %60'tır. Danışanlarımıza gönüllü avukatımızdan hukuksal destek 2020'de %12, 2021'de %9 oranındadır. Gönüllü psikoloğumuzdan ve Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden psikolojik destek 2020 yılında %3 oranında sağlanırken, bu oran 2021'de %13'e yükselmiştir. 2020'de karakollara %5 oranında danışan yönlendirilirken, 2021 yılında bu oran %14 olmuştur. Adana Barosu'na yönlendirilme ise 2020 yılında %5, 2021'de %4 oranındadır. AKDAM, şiddetin son bulmasını ve sığınaklara gerek kalmayan günlerin gelmesini umut etmektedir.